Arkadaşlar tekrar merhabalar. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Söyleşiye başlıyoruz arkadaşlar buradan. Evet, Anna konuşuyor. Important meeting. Önemli bir toplantı. Everyone must come. Herkes gelmeli. Well, back to work again. Yani işe tekrar geri dönüyoruz. And my boss has called a meeting. Patronum bir toplantı. Yani duyurusunda bulundu şeklinde arkadaşlar. And my boss has called a meeting. Yani bir toplantıda bulunalım diye patronum duyuruda bulunmuş. I wonder what it's about. Yani bu toplantının ne hakkında olduğunu merak ediyorum. I wonder what it's about. Maybe we are all getting raises. Belki de hepimiz yani zam alacağız maaşlarımıza anlamında. Oh, there is Jonathan. İşte Jonathan. Maybe he knows. Belki o biliyordur. Yani bu toplantıyı o biliyordur anlamında. Bu arada Profesör Bot denen mesela bir eleman devreye giriyor. O konuşuyor. Hi, I am Professor Bot. Merhaba, ben Profesör Bot. This video is all about work. Bu video iş hakkındadır. Yani iş hayatı hakkındadır. Tümüyle iş hayatı hakkındadır. People talk about jobs and things that happen at work. Yani insanlar işler hakkında konuşur. Things that happen at work ve işte meydana gelen olaylar hakkında. Yani insanlar işte meydana gelen olaylar ve işler hakkında konuşurlar. Your assignment, sizin göreviniz is to find as many work words as you can. Sizin göreviniz ise yani bu metinde bulabildiğiniz kadar işle ilgili kelime bulun şeklinde. Don't worry, endişelenmeyin. I will help, ben yardımcı olacağım. Bundan sonra arkadaşlar Anna denen kişinin sözü başlıyor. So, Jonathan, what do you think today's meeting is about? Hey, Jonathan, yani bugünkü toplantının ne hakkında olacağını, yani sen ne diyorsun yani? What do you think? Sen ne düşünüyorsun yani bugünkü toplantının ne hakkında olacağıyla ilgili sen ne düşünüyorsun? The email sounded important. Yani gelen e-maile göre önemli bir şey olmalı şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Well, I have heard people in the building talking about budget cuts. Yani ben binada insanların konuştuğuna göre yani bütçe kısıtlaması hakkında olduğunu duydum. Bütçe kısıtlaması hakkında olduğunu duydum. Burada arkadaşlar I have heard yani duydum people in the building yani binadaki insanların bütçe kısıtlaması hakkında konuştuğunu duydum diye çeviriyorum. Oh, budget cuts. Bütçe kısıtlamaları. Wait, bekle. Who has been talking about budget cuts? Peki öyleyse bu bütçe kısıtlamalarıyla ilgili kim konuşmaktadır? Yani kim konuşmaktadır? Burada Jonathan diyor ki Mark in accounting. Yani muhasebe bölümünden Mark. Mark in accounting. Muhasebe bölümünden Mark, öyle mi? That's one person. Yani bu bir kişi. That's not people. Yani insanlar değil. Yani çok kişi değil. Sadece bir kişi konuşmuş. Yani diğer insanlar konuşmamış şeklinde anlam veriyor. Jonathan konuşuyor arkadaşlar burada. I know, biliyorum. But Mark knows everything that goes on the studio. Fakat Mark studio yani demek ki şirkette olan bitenden, olan biten her şeyden haberdardır şeklinde anlamlandırıyor. That's true. Evet, doğrudur. But wait, fakat bekle. Look at us. Bak bize. Bize bir bak şöyle şeklinde arkadaşlar. We shouldn't gossip. Yani kendi aramızda konuşmayalım. Yani dedikodu yapmayalım. That's how rumors start. Yani söylentiler zaten böyle başlar. We will just go to the meeting and see what happens. Sadece toplantıya katılalım. Ne olup olacağına, ne olup olmayacağına bakalım şeklinde. Yani ne olacağına bakalım diye çeviriyorum. Jonathan konuşuyor arkadaşlar burada. You are right. No more talk about budget cuts. Haklısın. Artık bütçe kısıtlamalarıyla ilgili bir konuşmada bulunmayalım. Burada Amelia denen kişi devreye giriyor. Budget cuts. Oh no. Bütçe kısıtlamaları. Hayır, olamaz. I just heard Anna and Jonathan talking about budget cuts. Yani Amelia diyor ki ben daha yeni Anna ve Jonathan'ın bütçe kısıtlamalarıyla ilgili konuştuklarını duydum. Kahve denilen kişi arkadaşlar. That must be what the meeting is about. Ha, o zaman demek ki toplantı bu konu hakkında olmalıdır diye söylüyor. When there are budget cuts, people lose their jobs. Yani bütçe kısıtlamaları meydana geldiğinde insanlar işlerini kaybeder diye söylüyor.
Amelia konuşmaya devam ediyor arkadaşlar. Not you. Hayır, sen olamazsın. You are a good reporter. Yani çünkü sen iyi bir gazetecisin diye söylüyor arkadaşlar burada. Not you. Sen olamazsın. Çünkü sen you are a good reporter. Yani burada çünkü yok ama ben veriyorum o anlamı. You are a good reporter. Sen iyi bir röportajcısın. Yani iyi bir habercisin diye çeviriyorum. Kahve denilen kişi de and it is not you. Sen de olamazsın. You have done a great job as a videographer. Sen de bir videograf olarak iyi iş çıkarmaktasın. Amelia diyor ki I can't go back being a detective. Yani ben tekrar eski dedektiflik mesleğime geri dönemem. Evet. Criminals scare me. Yani suçlular beni korkutuyor şeklinde çeviriyorum. Kavak denilen kişi de and I can't go back to being a teacher. I can't go back to being a teacher. Yani tekrar öğretmen olmak için geri dönemem. High school kids scare me. Yani lise çocukları beni korkutuyor diye söylüyor arkadaşlar. Bu arada bu robot ses devreye giriyor. Profesör Bot. Did you hear any work words? Hiç işle ilgili kelime duydunuz mu? They talked about a lot of jobs. Yani bu insanlar şu ana kadar yani işle ilgili epey konuştular. You can make the name of a job by adding an ending to a word. Yani siz bir kelimenin ya da bir fiilin arkasına ek getirerek, bakın adding an ending, yani bir bitiş eki getirerek onu iş ismine çevirebilirsiniz diye söylüyor. Mesela Kaveh reports, mesela Kaveh denilen kişi mesela report yani rapor gönderir. Bu nedenle he is a reporter. Yani bu nedenle o yani röportajcıdır, yani rapor gönderen kişidir. Ya da gazeteci anlamında yer arkadaşlar. Amelia used to detect. Amelia eskiden detect yapar, yani araştırma yapardı. So she was a detective. Bu nedenle kendisi dedektif. If you teach, you are a teacher. Eğer öğretiyorsanız siz öğretmensiniz. You are a teacher, öğretmensiniz. A videographer. Bir videographer ise I think you understand. Yani zannedersem siz onu anladınız şeklinde. Back to the story. Hadi hikayeye geri dönelim diye çeviriyorum arkadaşlar. Kavet denilen kişi konuşur. Penelope, have you heard the news? Hey Penelope, haberleri duydun mu? Today's meeting is about budget cuts. Bugünkü toplantı bütçe kısıtlamalarıyla ilgili olacak. Penelope da that is awful. Yani bu oldukça berbat. What should I do? Ne yapmalıyım sizce yani? Ne yapmalıyım? Kahve denilen kişi update your resume. Resume. Yani özgeçmişini güncelle. Update. Update your resume. I have already updated mine. Ben daha yeni kendimkini güncelledim. I will see you at the meeting. Seninle toplantıda buluşuruz. Yani görüşürüz anlamında. Bu arada patron giriyor. Bayan Mrs. Weaver. Mrs. Weaver. Hello everyone. Herkese merhaba. Ya da herkese merhaba. Quiet please. Sessiz olalım lütfen. Quiet please. Sessiz olalım lütfen. Patron konuşuyor. Bayan Weaver. This meeting won't take long. Yani this meeting won't take long. Yani uzun sürmeyecek. Bu toplantı uzun sürmeyecek. Then you can all leave. Sonra herkes gidebilir. Şeklinde söylüyor. Konuşmasına devam ediyor. What's wrong with everyone? Herkesin nesi var? You look like I'm going to fire you. Yani sanki sizi kovacakmışım gibi görünüyorsunuz. Ha ha ha, seriously? Yani ciddi misiniz? What's wrong with everyone? Herkesin nesi var böyle? Şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Excuse me, Miss Weaver. Özür dilerim Bayan Weaver. Bayan Weaver de, yes, Anna. Yani konuş hakkında. Well, everyone has been worrying about. You know, yani herkes endişeli, biliyorsunuz. Yani you know, biliyorsunuz. We have been worrying that you are going to fire us. Yani biz bizi kovacağınızdan dolayı endişelenmekteyiz şeklinde Anna cevap veriyor arkadaşlar. Bayan Weaver, I'm not going to fire any of you. Hayır, yani hiçbirinizi kovmuyorum. No, hayır. The reason for this meeting is to tell you what a good job you have been doing. Yani bu toplantının yani yapılış amacından bir tanesi yani yapmakta olduğunuz iyi iş, yani çıkarttığınız iyi iş and give out the new assignments. Ve aynı zamanda yani yeni atamalarla ilgili konuşacağım. Give out yani bildireceğim anlamında. Give out bildirmek, söylemek. New assignments yeni atamalarla ilgili bilgi vereceğim anlamında. Budget cuts have been happening. Yani bütçe kısıtlamaları zaten yapılıyor. But only one person has lost their job. Yani sadece bir kişi işini kaybedecek. Marking accounting. Yani muhasebedeki mark.
Şimdi let's talk about those new assignments. Şimdi yeni şu yeni atamalarla ilgili konuşalım. Hadi konuşalım anlamında. Bu arada profesör devreye giriyor. Yani bu robot ses. Bayan Weaver's team, yani Bayan Weaver, Mrs. Weaver's team is doing a good job. Yani Bayan Weaver'ın takımı iyi iş çıkarmakta. How did you do? Sen nasıl yaptın? Do you find all of the work words? Sen de bu metinde geçen işle ilgili kelimeleri bulabildin mi? Here's a list you can check. İşte kontrol etmek için sana bir liste. Mesela bakın burada vermişler. Boss, meeting, raises, email, budget cuts, mesela gossip, videographer, detective, teacher, update, fire, assignment. İşte bunlarla ilgili açıklama yaptık zaten arkadaşlar. Evet, bugünkü yani bu videoda geçecek olan mesela geçen diyalogumuzu bitirdik. Dikkat ederseniz bu böyle intermediate ya da pre-intermediate düzeyinde mesela yani level 2-3 arası bir metin. Bu seriyi de devam etmeye çalışacağım arkadaşlar işle ilgili. Güzel bir etkinlik oldu zannedersem. Bu etkinliğin de sesini hatta videosunu metni yerleştireceğim sayfaya ve bu sayfayı yayınlayarak bu videonun altındaki açıklama kısmında linkini vereceğim. Aynı zamanda Telegram linkini de vererek yani yaptığım çalışmaları hızlı bir şekilde takip etmenizi sağlamaya çalışacağım. Muş'tan herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Metin okumadan, hikaye okumadan, sesli hikaye okumadan yani dil öğrenmemiz pek mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Böyle bunları çalışmamız lazım. Bu metni de mesela yani bu etkinlikte kullandığım metni de yani önce kendiniz okuyacaksınız, kelimeleri çıkartacaksınız, anlayacaksınız. Artık anlam vermeye başladığınız zaman yani benim hazırlamış olduğum bu materyali kullanacaksınız ki ben size orada yardımcı olabileyim. Yani sıfırdan bir İngilizce ile mesela bu metne baksanız, beni dinleseniz yani ben de size yardımcı olamam, bir şey yardım yani öğretimim söz konusu olamaz. Değerli arkadaşlar, fazla söze gerek yok. İş başına. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.